Şimdi dedik ki Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan arasında sular duruldu herhalde bu protokol krizinden sonra, ama Semiramis Pekkan öyle açıklamalar yapmış ki hiçbir şeyin düzeldiği yok, daha kötüye bile gidebilir diyorsun. Olay olay olay. Olaylı konserde Ajda Pekkan çıldırmış. Kardeşi Semiramis Pekkan'ın olduğu protokolü fena azarlamıştı. Ajda Pekkan daha da ileri giderek küfretmişti. Ve aylardır suskunluğunu koruyan Semiramis Pekkan kardeşi Ajda Pekkan'a fena patladı. Başarılı ol ama kendini kaybetme. Kendinden vazgeçip o başarısının esiri olabilir. Pekkan kardeşlerin kavgasına geçmeden önce o olaylı konseri bir hatırlayalım. Evet, yer Harbiye. Ajda Pekkan hınca hınç dolan Harbiye'de geçtiğimiz günlerde muhteşem bir konser vermişti. Her şey güzel giderken konserin sonlarına doğru Ajda Pekkan bir anda müziği kesmişti. Süperstar protokole dönüp fırçalamaya başlamıştı. Ajda'nın protokolde kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. Semiramis bu fırçanın ardından konseri terk etmişti. Ve bomba iddia. Kardeşi Semiramis Pekkan'a bir daha benim konserime gelme diyor süperstar Ajda Pekkan. Konserime gelme Semiramis. Ve ortaya çıkan yeni görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Neden kimse kalkamaz? Ajda Pekkan protokole ağzını fena bozuyor. Ve ondan sonra sizce ne dersiniz? Ajda Pekkan küfretti. Ve ondan sonra sizce ne dersiniz? Ajda Pekkan'ın ağzını bozduğu ve çok sinirlendiği olay sonrası sosyal medya resmen yıkılmıştı. Ve ondan sonra sizce ne dersiniz? Şarkıcı ve sosyal medya yorumcusu Demet Akalın da Ajda'ya tepkisiz kalmadı. Akalın, küfürü sadece biz etmiyormuşuz diyerek Pekkan'a gönderme yaparken sanat camiasının önde gelen isimleri ise süperstara destek vermişti. Işın Karaca, Ajda'nın kendini bozması hoşuma gitti. Ajda Hanım'ın kendini bozması çok hoşuma gitti. Birilerine haddini bildirmek gerekiyordu, onu da Ajda Hanım yaptı. Bu hareket telafisi olmayan bir ayıp. Konsere gelmek istiyorlar, davetiye hatta protokol temin ediliyor ama son şarkıda kalkıp gidiyorlar. Ferhat Göçer, Ajda çok haklı. Çok haklı. Protokoldeki misafirlerin şarkının ortasında kalkıp konser alanını terk etmesi sanatçının motivasyonunu bozuyor. Bu bir moral işi. Protokolde oturanlar diğer seyirciden daha hassas davranmalı. Ata Demirer, protokolden kalkanların plakasını Ajda Pekkan'a vereceğim. Bu gece uzun olacak, şimdiden söyleyeyim. Protokol dahil gitmek isteyen olursa sona doğru hiçbir şey demeyeceğim ben. Söz veriyorum, plakasını çekip Ajda Pekkan'a göndermeyeni az kalsın küfür edecektim. Mahsun Kırmızıgül, Ajda haklıdır, ona toz kondurmam. Ajda Pekkan haklı. Dinlememe gerek yok çünkü yıllarını sanata adamış ve benim de eski komşum. Ajda Pekkan'a toz kondurmam. Ajda Pekkan protokol krizi hakkında suskunluğunu bozmuş, protokoldekileri ayıplamıştı. Otursam ve ondan sonra kıssam, sizce ne dersiniz? 6 kişi aynı anda en önden kalktığı zaman tuhaf hissediyorsun kendini. Bu çok ayıp. İnsanın bir tahammül noktası var. 6 kişi aynı anda en önden kalktığı zaman tuhaf hissediyorsun kendini. Tam finale gelmişsin, herkes coşmuş. Onlar ben kendime kıyak yapayım, önceden gideyim falan diye düşünüyor. Bu çok ayıp. Konserlerimde her zaman protokol olabilir. Cumhurbaşkanı gelebilir. Devlet görevlileri, basından önemli isimler gelebilir. Protokol protokoldür. Protokol gereklidir ama orada nasıl hareket edeceğini bilmek gerekir. Bir etiği var. Sanatçıya saygı olmalı. En başta kendine karşı saygı olmalı. Şimdi gelelim günümüze ve Semir.
Semiramis Pekkan'ın kardeşine verdiği iddia edilen o açıklamalara. Semiramis Pekkan bir söyleşide sarf ettiği bu sözlerin kriz yaşadığı kardeşi Ajda Pekkan'ı olduğu iddia edildi. Başarılı ol ama kendini kaybetme. Kendisini kaybediyor. Kendisini kaybediyor. Evet. Ben ona çok karşıyım. Yani başarılı olsunlar ama başarının yolunda kendilerini kaybetmesinler. Bakalım Ajda Pekkan bu açıklamalara ne cevap verecek? Otursam ve ondan sonra pırk gitsem sizce ne dersiniz? Protokolü taşıyamıyorsan buraya gelmeyin kardeşim dedi. Bir de üstüne bastı, küfür resti çekti. Kız kardeşine milyonların önünde harbiyede. Herkes şok. Evet. Tabii. Evet. Gözler bu durumda Semiramis Pekkan'a çevrildi. Evet. O ne diyecek, ne düşünecek diye. Barışacaklar mı? Bu durumu nasıl aşacaklar bu kadar insanın önüne yansıdı bu sıkıntılar? Derken Semiramis Pekkan'dan bir açıklama geldi. Hı-hı. Röportaj arasında öyle bir gönderme yapıyor ki bu gönderme Ajda Pekkan'a mı denildi? Diyor ki kendinden vazgeçip başarının esiri oluyorlar. O yolculukta kendilerini kaybediyorlar diyor. Ya nasıl bir kayıptır. Şimdi ben Semiramis'in bunu bence Ajda Pekkan dahil olmak üzere etrafındaki bütün insanlar için söylediğini düşünüyorum. Ama hedefteki özellikle Ajda Pekkan'ın olduğunu düşünmüyorum. Neden? Açıkçası. Neden? Ya çünkü onlar zaten barıştılar. Onlar problemlerini çözdüler. Onun yanı sıra şöyle de bir durum var. Şimdi Semiramis Pekkan'ın, mesela Semiramis Pekkan'da ben o dönemleri bilmiyorum ama dostlarımın, etraftaki insanların, zamanda Fahrettin Aslan'ın konuşmalarından şunu çok iyi biliyorum ki Semiramis Pekkan çok iyi bir ses, çok iyi sahnesi olan, hatta çok iyi bir aktrist olduğu söyleniyordu. Bunu Fahri Bey'den birebir duydum. Eğer sen ki o zamanları dedi, hatırlarsın, yapma. Ha vallahi hatırlamıyorum. Nereden hatırlayayım Bilal Bey'cim ya? Aşk olsun, ne yaptınız beni? Sen hatırlarsın Bilal abi. Ben hatırlıyorum. Hatırlamıyorum valla. Ben şimdi kulaktan duyduklarımı size aktaracağım. Ve şunu söylemişti. Eğer ki demişti Semiramis Pekkan evlenmeseydi, evlilik hayatını seçmeseydi bir Ajda Pekkan olmaz dediğini biliyorum. Ama yine de şunu söyleyeyim. Bir evin içerisinde de iki tane şöhret de olmaz. Bu ister karı koca olsun, ister abla kardeş olsun. Orada bir rekabet olur. Rekabet çok olur. Zor. Ama dediğim gibi sonuç itibariyle birisinin bu işi yapıp çok daha iyi olması, öbürünün yapması da o işte kötü olduğu anlamına da gelmez. Keza Semiramis Pekkan son zamanlarda bir YouTube programı yapıyor ve ben de inanılmaz onun izleyicisiyim. Semiramis Pekkan'ın çok iyi bir konuşmacı olduğunu da gördük. Evet. Ve halk onu Ajda Pekkan'dan daha samimi geliyor insanlara. Daha samimi geldiğini gördük. Evet, evet. Ve çok da başarılı ve birçok insanda onu sevdi. Çünkü Semiramis Pekkan'ın her zaman için şöyle bir high sosyete denen, böyle tepeden bakan, işte çok daha farklı bir algısı vardı toplumun gözünde. Benim bile. O gitti ama bu yüzden. O gitti. Gitti. Zaten şimdi bu röportajda söylediği sözler bile onun ne kadar her şeyi hazmetmiş bir insan olduğunu, hayatın gerçeklerini kabullenmiş bir insan olduğunu gösteriyor. Paylaşımcı, iyilikle, kalbi iyilikle dolu bir insan olduğunu, sevgiden zarar gelmeyeceğini, hayatının önüne sevgiyi koyduğunu gösteriyor. Söyledikleri kibirli insanlar için evet eleştiriyor. Ego sahibi insanlar için evet eleştiriyor. Senin söylediğin gibi sektördeki pek çok insan öyle olabilir. Ne yazık ki insana dair şeyler bunlar ve insanlar ünlendikçe, alkışlandıkça böbürleniyorlar. Egoları böyle olmamak makbul olan. Makbul olan yükseldikçe belli bir seviyede kalmaya devam edebilmek. Dolu başağın evet, başağıridir derler. Evet, yani burada Ajda Pekkan'a da gönderme yapıyor. Sana katılmıyorum. Onlar her ne kadar birbirlerine çok benzeseler de fizik olarak Semiramis Pekkan'ın sözüdür. Bizler iki zıt ruhuz der Ajda ile kendisi için. Çok farklı karakterler olduklarını söylerler. Evet Semiramis Pekkan çok iyi bir oyuncuydu. Haldun Dormen onu keşfetmiştir. Haldun Dormen'le tiyatro yapıyordu.
tiyatro sahnesinde çok başarılıydı. Senin hatırlamıyorum dediğin yıllarda. Sen o yılları nasıl, niye hatırlamıyorsun? Yok muydun hayatta? Yoktum Bilal Beyciğim ben. Yoktun değil mi? 60'lı yılların başı. Ben nereden bileyim? Yok bilmez. Yani o yıllar. Ben sonra... 70'li yılları bilirim. Evet. Yani onu da bilmem. 80 bilirim. Ya küçük bir cebime gir artık. Sen de yani 2000'li yılları bil bari. Yani niye öyle diyorsun 80'li ki? 80'li yılları bilirim. Kendimi, aklım barik olduğum yıllar 80'li yıllar benim. Ha 80'li yılları kabul ediyorum. Evet. Tamam. Evet ediyorum. Aklım Haldun, barik. Haldun Dormen'le 2 yılda aşk yaşamışlardı. Ve ondan sonra da 25 tane sinema filminde oynadı. Sinema filminde başrol oynadı ve çok başarılıydı. Bir müzikolden teklif geldi. Türkiye'nin, İstanbul'un en büyük müzikolü. Lütfen biplemeyin. Şimdi o firma yok. Söyleyeyim mi ismini? Ama yabancı dergi adı, söylemeyeyim. Hala yabancı dergi. Evet. Çok ünlü bir... oranın sahibi dedi ki aylık sana şu ücreti veriyorum. Semir Özpetkan eve koştu. Ajda'ya dedi ki kardeşine, bana... Nişantaşı'nda iki daire alabileceğim kadar para teklif etti. Senin kardeşin olduğum için istiyorlar bunu, biliyorum. Sahneye çıkmam için, ama ben heyecandan ölüyorum. Kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Deli misin kızım dedi. Kabul et dedi. Beş şarkı ezberle dedi. Çık dedi, al parayı git dedi. Ajda Pekkan. Sekiz şarkı ezberledi. Sekiz şarkıyla yıkıldı orası. Ajda Pekkan hüngür hüngür ağlıyordu konserden sonra. Niye ağlıyorsun filan diye gittiler, sarıldılar. Mutluluktan ağlıyorum dedi. Çok başarılıydın dedi Semiramis Pekkan'a. Ve o Semiramis Pekkan bir sene içinde altın plak aldı. Fecdi Evcioğlu'nun yazdığı şarkıyla. Bu nasıl adam mıydı? Bu nasıl hayat? Bu nasıl hayat? Aranjman. Bu nasıl hayat? Hatırlarsınız. Altın plak aldı. Ajda Pekkan kıskançlığından çatladı. İki sene konuşmadı kardeşiyle. İki sene konuşmadı. Ben şarkıcıyım, ben altın plak alamıyorum. Sen yapma, yapma. Ya hayır. Ya notlarım, notlarım. Hayır. Sen konuş, konuş. Hayır. Sen anlat. Kopyaları çektim ben. Farkında bile değil. Çünkü konuşmaya gelince öyle bir kendini kaptırıyor ki, bak nasıl ya konuşabiliyor musun? Yani işte yani gözlüğünü takayım bak. Bak gözlük böyle ya, ya bak şimdi. Bu arada gözlüklerinizde çok şekil, ben eksik kaldım bu arada. Bak böyle gözünü kapatarak konuşuyor. Transa geçmiş. Farkında değil. Orada bütün ben şeyleri almışım, dokümanları. Ruhu duymuyor. Ama sen de yani Allah aşkına. Bana bir mani geliyor oradan. Onu gördüm. Bir mani var bana. Hazırlık var. Evet. Ne sürpriz, ne yaptın şimdi? Evet evet, var mı hani? Ama güzel. Benim gözlüğüm senin gözlüğünden güzel. Bakayım ona. Ben eksik kaldım sizin yanınızda. Aa niye, bizimkiler de geliyor. Ha iyi bakalım. Seninkiler de geliyor. Bakayım. Çok da yakıştı. Ay bakayım. Bana hiç yakışmadı bu. Ay Bilal Beyciğim, çok ciddi oldunuz. Ver. Diyor ki yani şöhret sizi kendiniz olmaktan çıkarmasın diyor. Aslında çok güzel bir söz bence. Hayatım. Yani bu camiada olan kişiler doğru. için. Şimdi evet, doğru. Şöhret ama işte, denen şey. Güzel bir tavsiye yani. Şöhret denen şey bir auradır. Bir insanın aurası ne kadar yüksekse yıldızı ve şöhreti de o kadar yüksek olur. Ama tabii şu da bir gerçek. Şandır, şöhrettir. Bunların hepsi geçici şeyler. Ama ne olacak biliyor musunuz? Finalde kardeşlik kazanacak. Doğru söylüyorsun. Kardeşlik kazanacak. Güzellik, iyilik kazanacak. Hep evet. iyi düşünün olur mu? Hep kalbinizde sevgi olsun. Hep iyilik benim yapın. Herkes vallahi. İçin öyle düşünün. Benim öyle. Bakın o zaman nazar değmez size. Evet, bana değmiyor işte. Ciddi söylüyorum. Maşallah. Ay bugün de pamuk gibisiniz. Pamuk. Birazdan göreceğim sizi. Öyle şeyler konuşacağız ay, ki birazdan. Minnoş kedileriz bugün.